Tekrar merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere güzel bir motif göstereceğim bugün. Bilmeyen arkadaşlarımız için de, yeni başlayan arkadaşlarımız için de çok güzel bir motif. Çantalarımızda, hırkalarımızda, yeleklerimizde kullanabileceğiniz değişik güzel bir motif göstereceğim şimdi sizlere. Başlangıç olarak 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. İpimiz Alize Cotton Gold. Siz istediğiniz tabii ki iple ve tığ ile de yapabilirsiniz. Kalınlıklar size kalmış. 3 no tığ ile öreceğim ben şimdi arkadaşlar. Bu ipimizin inceliğine göre. Başlangıç olarak 5 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle tutayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bunu birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra 1, 2, 3 zincir çekip milüsü alıyoruz. Aynı yeri ikili trabzan yapacağız. 1, 2. Araya bir zincir çekip bir tane daha trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip tekrar yapıyoruz. 12 tane ikili trabzan yapıyoruz bu ortaya. Bir. Bakın ipi de içeriden ben yürütüyorum kırmadan arkadaşlar. 3, 4, 5 oldu. Aralarda birer zincir yaparak ikili trabzan yapıyoruz. 3, 6 oldu arkadaşlar. 7.yi yapıyoruz. Bir zincir çekip ikili trabzan. Şu şekilde bir zincir çekiyoruz. 1, 2 defa da çıkartıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane daha yapıyoruz. Tam 12 tane yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu baştaki zincirimizi de sayıyoruz. 3 veya 4 de çekebilirsiniz. Onunla birlikte 12 tane tamamladıktan sonra bir zincir çekip o 3 zincir çektiğimiz baştaki zincirin tam başına birleştiriyoruz arkadaşlar. Biraz sıkı yapmışım galiba. Ve içinden kaydırarak şu şekilde birleştirdim. Ve bir zincir çekip bu ipimizi artık kopartıyoruz. Şu şekilde. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu ipimize geçiyoruz. Kırdığım yerden değil de herhangi başka bir yerden başlayacağım arkadaşlar. İsterseniz bir zincir çekip de başlayabilirsiniz. Şu şekilde. İsterseniz direkt de. Ben böyle başlıyorum daha sağlam olması için. Bir zincir çektim ve herhangi bir yerine ilmeksiz bu rengimi bağladım. Şimdi burada bir başlangıç olarak 2-3 zincir çekip milüsü alıyoruz ve aynı yere tekrar batıyoruz. Yani bir boşluğa 2 tane trabzan yapmış olduk. Araya bir zincir çekiyorum. Milüsü alıp diğer boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. İki tane yan yana. Aralarda bir zincir çekip her boşluğun içine bu sefer iki tane trabzan yapıyorum. Her
Her boşluğa 2 tane 2 litre ramzan yapıyorum. Bu ipi yürüteceğim arkadaşlar içeriden. Şu şekilde 1 2 bir zincir çekip 1 2 trabzan yapıyorum her boşluğa. İpi de içeriden yürüterek. Şu kalan ipi ister kesip arkadan da yürütebilirsiniz. Ben böyle bu şekilde de yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Hiç bilmeyenler için de daha detaylı olsun diye gösteriyorum. Mili sütü alıp 1 2 bir zincir çekip 1 2 bir zincir çekiyorum. 1 2 ve burada da arkadaşlar bir zincir çekip diğer köşe ile, yani şu ilk başta yaptığımız zincir ile tam başına diğerini yaptığımız gibi birleştirip içinden kaydırıyorum ilmeğimizi ve bir zincir çekip bu ipimizi de kırıyoruz. Bakın. Şimdi bu ilmeğimi, ipimizi daha sonra da yaparsınız. Nasıl isterseniz sadece içinden geçirip ipimi gezdiriyorum arkadaşlar. Daha temiz olsun diye. Şu şekilde bakın. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz. Şimdi burada da krem kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Yine aynı kestiğim yerden, kırdığım yerden başlamıyorum. Başka bir yerden yapacağım yine arkadaşlar. Böyle de başlayabiliriz. Deminkini bir zincir çekip başladık. Bu sefer de böyle başlamayı göstereyim size. Yani ipimizi tuttuk. Şu şekilde. İçeriden çekip bir zincir çekip bağladım. 3 zincir çekip aynı yere bu sefer 3 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 1 yapmıştık, 2 yaptık, bu sefer 3 trabzan. Aralarda 2 zincir çekip her boşluğun içine 1 2 her boşluğun içine 1 ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekip mili sütü alıp diğer boşluğa 1 2 3 tane trabzan. 2 zincir 1 2 3. Yani bunun da içine üçer tane dolduruyoruz. Aralara iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu, bu şekilde. 3 tane. Başa kadar içini doldurarak bitirelim arkadaşlar motifimizi. Bu yaptığımız modeli, yani bu motifi arkadaşlar kalın makrome ile de çantalarımızda kullanabilirsiniz. Her türlü ipte her yerde kullanabileceğiniz güzel bir motifimiz. Üç tane son trabzanımızı yapıp iki zincir çekip diğer
İlk başlangıç yerimize içinden kaydırarak motifimizi tamamladık ve bir zincir çekip bu ipimizi de burada kırdık. Üçüncü sıramız da tamamlanmış oldu. Arkadan ben yine ipimizi bir kaybedeyim arkadaşlar. Siz daha sonra da yaparsınız. Şu şekilde. Üç sıra bitti. Şimdi dördüncü sıraya geldik arkadaşlar. Dördüncü sırada yeşil ip kullanacağım. Tabii siz elinizde bulunan renklerin hepsinden değerlendirebilirsiniz. Ben elimdeki renklerden size güzel renklerden yaptım. Siz herhangi bir renkten her sıra 5 sırası da ayrı renk ya da iki renk, tek renk de yapabilirsiniz aynı modeli. Şimdi herhangi bir yerinden şu köşeden başlayacağım arkadaşlar. Çektim ipimi içeriden bir zincir çekiyorum. İpimi oraya sabitledim. Şimdi bu ilk deliğimize köşe oluşturacağım. Nasıl? İki zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzandan biraz daha uzun çekerek 3 tane trabzan yaptım. İki zincir çekip milüsü alıp aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yalnız bu köşe olduğu için arkadaşlar biraz daha uzun çektim. Şuraları. Bu aralarda gerek yok ama köşelerde uzun çekerseniz motifiniz daha güzel kare duracak. Yuvarlak gibi oluyor ama motifimiz kare motif. Aynı yere 3 tane ikili trabzan, 2 zincir çektim ve 3 tane daha aynı yere ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra araya bir zincir çekip diğer boşluğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bir zincir çekip 1 2 tekrar 1-3 tane daha trabzan yapıp diğer deliğimize bir zincir çekip buraya tekrar köşe yapacağım şimdi şunun gibi. Yani buralarda köşe yapacağız şuralarda. Biraz daha uzun çekerek ilmeğimizi ikili trabzan yapıyorum 3 tane. Burası aslında püf noktası arkadaşlar. Bu köşeleri uzun çekerseniz yuvarlak giden motifi direkt çok güzel kitap şeklinde böyle kare halinde bir motife dönüştürebiliyorsunuz. Aynı şekilde köşe olduğu için uzun çekerek ikili trabzandan 3 tane daha yapıyorum. Ve şimdi bir zincir çekip şunlar gibi bakın minüsü alıp 3 tane daha trabzan yaptım. Tek zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekerek tekrar diğer köşeye geldim arkadaşlar. Uzun çekiyoruz şurasını. 1 2 3 Evet. Burada 2 zincir çekip köşemizi tekrar diğer yaptığımız gibi oluşturuyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğumuza 3 tane trabzan. Yani arkadaşlar burada yaptığımızı buraya da uyguluyoruz. Yani bir köşe 2 tane boşluklara
Üçlü trabzan bir köşe, iki tane daha. Üçlü trabzan, şey pardon, ikili trabzan üç tane. Şu şekilde. Şimdi bir köşemizi daha yapıyoruz. Uzun çekiyoruz. 2, 3. 2 zincir çekip 1, 2 ve 3. Motifimizi 1, 2, 3 tamamlıyoruz bu şekilde. Bir zincir çekip sona geldik arkadaşlar. İlk başlangıç yerimize tam başına ilmeği içeriden kaydırarak ipimizi birleştirip kırıyoruz. Ve köşemiz tamamlandı. Yuvarlak olan motifimizi kare yaptık. Şimdi bir sıra daha gideceğim arkadaşlar ona. Bakın. Bir de kahverengi gideceğim. Köşelere aynı şekilde boşluklara 3 tane. Şu köşeden başlıyorum. 3 zincir çekip ilmeği içeride kaybederek uzun çekerek 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. En son renkteki köşelere şurada 2 tane çekmiştik. Şimdi 3 tane çekeceğiz arkadaşlar. Daha rahat olması için. Uzun çekerek aynı yere köşe yapıyoruz tekrar ikili trabzanda. Bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 tane trabzan yaptık. Aralarda tek zincir çekiyoruz arkadaşlar. Zincirimizi çekip 3 tane daha trabzan yaptık. Köşeye geldik. Tekrar burada uzun çekerek 3 tane trabzan yaptık. 3 zincir çekiyoruz araya. Aynı yere 3 tane daha trabzan ile dolduruyoruz. Evet. Modelimiz bu arkadaşlar. Bunu da sona kadar gelelim. Bazen motiflerde arkadaşlar, burayı uzun çekeyim. Bazen motiflerde arkadaşlar size de söylemek istiyorum. Burada yapmadım ama son sıraları hep birleştirme sıraları olduğu için daha hırkamızda, çantamızda veyahut da yeleğimizde kullandığımız neyse en son bu sırayı aslında 3 değil de ben daha mükemmel, sık ve sert güzel durması için 4 kere batıyorum. Bunu da şimdi 3 battım ama o size bir şey olarak kenarınızda dursun. Bakın. Her rengini istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Köşeye geldim yine uzatarak 3 tane dolduruyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane doldurdum. Ve burayı da yaparak motifimi aralara tek zincir çekerek ikili trabzanımla motifimi
Bitiriyorum. Kaydırdım, birleştirdim. Bir zincir çekip motifimizi tamamladım. Evet arkadaşlar. Umarım sizlere güzel bir çalışma olmuştur. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hırkalarınızda, çantalarınızda, yeleklerinizde. Abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz de beğeni butonuna basarsanız daha da çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.